Evet. Bu tür emekli olan meslektaşlarımıza bir oda yönetimi olarak aldığım duyumlar, niçin bizim odamız diyor, bize bir katkı mahiyetinde bir emekli maaşı bağlar gibi belli bir dönem diyor, bize maaş bağlamasın diyor. Biz çünkü odanın bir yıllardır üyesiyiz. Yıllardır biz odamıza destek verdik, aylar ödedik. Hani böyle bir geri dönüşüm olabilecek mi? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? 3568 sayılı yasamızda böyle bir imkan mümkün değil. Dolayısıyla odaların yönetim şekli, yönetmeliği 3568 sayılı yasamıza göre şekillenmiş. Sonuçta burada oluşan delegasyon TÜRMOB'u seçiyor. TÜRMOB Genel Kurulu'nda oluşan kararlar Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak yayınlanır. Dolayısıyla odaların bu anlamdaki yönetim usulü ve esasları da bellidir. Tabii burada odaların bu anlamdaki finansman gücü, üyelerimize bir hak verebilme imkanı sağlıyor ise bunun bir hukuki zeminin olması gerekir. Hukuken bir düzenleme gerekir. Bu düzenleme, geçmişte örnekleri var bunların. Bankalar bu anlamda bir düzenleme yapmıştır. Sandıklar oluşturmuştur. Ve bunun adını her ne koyarsak, sandık olabilir, fon olabilir veya emeklilik katkısı şeklinde olabilir. Ancak bunların bugün sadece seçime giderken kalkıp biz işte İSMO yönetimine geldiğimiz zaman biz işte sandık kuracağız, fon oluşturacağız, işte meslektaşlarımıza böyle bir şey yapacağız. Biz bunu diyemeyiz. Yani meslekte birlik olarak bu konularda şunu diyoruz. Hamasi söylemleri 25 yıldır söyleyenler var. Bu mesleğin gelmiş olduğu nokta belli. Mesleğimizin sorunları belli. Biz meslektaşlarımıza şunu diyoruz. Meslekte birlik anlayışına güvensinler. Meslekte birlik bu meslektaş için dertlenmeyi bilir. Bu mesleğin gelmiş olduğu nokta, biriken sorunların neler olduğunu bilir. Bu anlamda meslektaşın beklentilerinin neler olduğunu bilir. Ve hedef olarak şunu söylüyoruz. Biz meslekte birlik olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu yetkiyi alalım ve sorunları çözmek üzere yola çıkalım. Eğer bu anlamda bizim meslektaş lehine, meslektaşlarımızın beklentisine katkı sunacağımız her ne nokta olursa olsun bu anlamda ilerlemeye hazırız. Ancak bugün bizim projeler olarak ortaya koymuş olduğumuz projeler uygulanabilir ve realist projeler. Evet. Hiçbir zaman biz meslektaşlarımıza şunu demedik demeyeceğiz de. Ey meslektaşım, eğer biz İstanbul yönetimini alır isek size şunu yapabiliriz, şunu yapamayız noktasında gerçeklerden farklı söylemlerde bulunmayacağız. Bizim hedefimiz şu, İstanbul Odası yönetimi almak, bu mesleğin birinci önceliği olan saygınlık, ikinci öncelediğimiz haksız rekabet tahsilat sorunu, üçüncü olarak bedelsiz iş yükü, dördüncü olarak kesinlikle kayıt dışı ekonomiye katkı, beşincisi olarak sosyal projeler üreterek meslektaşlarının beklentilerini karşılamak, altıncısı sözde değil özde kurumsallaşma, yedincisi 1989 model meslek yasamızı kesinlikle yenilemek ve birçok projelerimiz var. Biz bu anlamda meslektaşlarımızın öncelikli olarak bize güvenmesini istiyoruz ve bu anlamda yola devam edelim. Her şey güvenden geçiyor diyorsunuz. Güvenden geçiyor. Yine bu seçim beyanlarımızda bir şey dikkatimi çekti. Meslek mensuplarının mücbir sebeple ilgili yasal düzenleme yapılması çalışmaz olacak. Evet. Bu mücbir sebebi açar mısın mesela? Gerçekten meslek mensupları bu konuda sıkıntıları çok. Evet. Bizim diyorlar, hastalanmaya da hakkımız yok. Evet. Bir arkadaşım şunu dedi, babam vefat etti, defnetti. KDV'nin son günüydü, gittim evden sonra diyorsun. Ofisi bekittirdim, KDV'mi yok. Bunu birçok örnekle çoğaltabiliriz. Gerçekten meslek mensuplarımızın, özellikle serbest çalışan meslek mensuplarımızda beyannameyle ilgili ciddi anlamda sorunlar yaşanabiliyor. Tabii mücbir sebeple ilgili düzenleme vergi usul kanunu. Vergi usul kanunda bu düzenleme yapılırken birileri çıkıp şunu dememiş. Ya burada böyle bir düzenleme yapıyoruz ancak bizler mali müşavir camiamız var ve mali müşavir camiamızın bir el iş dünyasında bir diğer eli devlet bürokrasisinde ve bu eli tutarken arada bir yorulabilir, evet. Arada bir zora düşebilir, arada bir sıkıntı yaşayabilir. Kendisine bir şey olabilir. Allah korusun. Her şey bizim için. Her şey bizim için. Bu anlamda mücbir sebeple ilgili bir düzenlemede mücbir sebeple ilgili meslektaşın
zor hali dikkate alınan bir düzenleme yapılamaz mı? Yapılabilir. Meclis bunu unutmuş olabilir. İdare bunu gözlerde etmiş olabilir. Siz talep edeceksiniz ve yaptıracaksınız. Biz bu anlamda girişimlerimizi yaptık. Mücbir sebeple ilgili düzenlemenin mutlak surette ivedi olarak olması gereken bir sorun. Bu sadece bizim grubun sorunu değil. Biz bu anlamdaki arzu ederiz ki talebi, bu anlamdaki uygulamayı odamız öncülüğünde TÜRMOB'un acil şekilde yapıp bu sorunu çözmesiydi. Ancak ne yazık ki şimdiye kadar görmedik. Bu şuna benziyor. Bildiğiniz üzere 2016 yılı KOSGEB destekleriyle ilgili listeler açıklanırken esnaflar, genç arkadaşlar, genç girişimciler ilk iş yeri açtıkları zaman KOSGEB destekleri var bedelsiz. Evet. Şimdi 2016'da ofis açan meslektaşlarımıza bakıyorum, soruyorum. Siz KOSGEB destekleri alıyor musunuz diyorum. Hayır diyor. Niye almıyorsunuz? İşte KOSGEB destekleriyle ilgili herhangi bir bizim listede bizim ismimiz geçmiyor. Niye geçmiyor? Çünkü orada yokuz. Meslek mensubumuzun orada olmasına gerek yok ki. Odamız gidecek, bu meslek mensubumuzun bu destekten faydalanması gerektiğini ortaya koyacak. Evet. Talep edecek. Talep etmesi hiçbir şey olmaz. Bunun gibi teknolojik yenilemeler dahil, finansman destekleriyle ilgili çalışmalar dahil, düşük faizli krediler dahil olmak üzere merdivenlerin aşındırılması gerekiyor Nusret Bey. Bunu yapmazsanız sadece odayı yönetirsiniz, başka bir şey olmaz. Teşekkür ederim. Demin baş başa konuşurken şu konuya değiniriz. Mesleğin sorunlarını çözmek için seçimlere, genel kurullara böyle bir ay kala ve daha az bir zaman kala yani bürokrasinin kapısı aşındırmama dediniz. Evet. Bunu da açar mısınız? Şimdi tabii seçimler 3 yılda bir yapılıyor son dönemde. Geçmiş dönemde 2 yılda bir yapılırdı. Şimdi genel kurullar yapıldıktan sonra seçimler biter. Mevcut yönetim anlayışını sergileyen grup yönetimi şekillendirir ve sanki seçim bittikten sonra artık bir 36 ay boyunca bu meslekle ilgili sorunlar hiç yokmuş gibi bir kenara çekilir. Biz diyoruz ki bu süreç içerisinde biriken bu mesleki sorunlarla ilgili Ankara'ya sürekli giderek odalarla toplantılar yaparak onlarla bu sorunlar değerlendirildikten sonra bu mesleğin sorunlarını çözmek adına seçime bir ay kala bir dilekçe ekinde Sayın Maliye Bakanı'na bunu vermekle bu sorun çözülmez. Evet. Bununla ilgili ciddi bir çalışma gerekir. Bununla ilgili 2016 itibariyle hızlı bir şekilde meclisin aktif olarak çalıştırılmak üzere bir altyapı çalışmasına ihtiyaç var. Mesleğimizin sorunları belirlenecek, çözüm yolları ortaya konacak. Mesleğimizin içinde bulunduğu durumu daha ileri nasıl taşıyabiliriz diye bir çalışma yapılacak. Bu anlamda hiç ayrım yapmadan bağımsız denetim şirketleri, özel şirketler, paydaş taraflar kimse. Bunların da görüşü alınarak, bir çalışma yapılarak derhal proaktif bir şekilde tarafları kimse önüne konacak. Bu sadece TÜRMOB Başkanı, İstanbul Odası Başkanı ve ekibin bir dilekçe ekinde Ankara'ya gidip bunu bir yerlere vermesi çözüm getirmez. Bunu bir seçim malzemesi yapmak da doğru değil. İyi tabii. İyi doğru. Üretim gerekir. Üretmeden hiçbir şeyi tüketemezsiniz. Önce üreteceğiz, ilgili yerlere bunu taşıyacağız ve sonucu isteyeceğiz. Sonuç almadan bu meslektaşlarımızın karşısına çıktık. Biz bu dilekçede sorunlarımızı ortaya koyduk. Bunu da ilgili yerlere verdik. Ancak bu sorunlarımız çözülmedi diyerek amaca ulaşamayız. Biz doğruları meslektaşlarımıza anlatacağız. Doğruları meslektaşlarımız bilecek, takdir hakkını ona göre kullanacak. Biz meslekte birlik olarak diyoruz, bütün talepleri alalım, bütün eksiklikleri ortaya koyalım, çözüm önerilerimizi de ortaya koyalım. Yeni de hedefimizi belirleyelim, stratejik bir hedefimiz olsun, bir master planımız olsun. Bütün bunları toparlayalım. Kim taraf?
paydaş taraflar koyalım. Eğer paydaş taraflar bu anlamda meclisse meclise gönderin. Tamam. Çalışma isteyin. Ancak bunu seçimden seçime değil, bunu yapalım ve sürekli takip edelim. Ancak bu sadece ve sadece yönetim kuruluna grupların seçilmesine değil. Ben bu süreçte şunu gördüm. Meslekte birlik anlayışı İstanbul Odası yönetimine gelirse bu sorun çözülür. Onun dışında 25 yıl geride bıraktık, sorunlar bu. Çözülmediğini görüyoruz. Takdiri meslektaş. Bir konsansım yaratıldı. Yani şu an 6 tane grup var. Evet. Aday. Eğer 6 grup bu anlamda seçime girdiği bilgisi doğruysa sizden bu bilgiyi almış olur. Hayır, şu an 6 tane grup seçime giriyor ama bunun 3 tanesi şu an kesinleşti. Evet. Bir konsansım yaratılırsa, ortak bir oluşum olursa siz yönetimde bu anlatmış olduklarınızı nasıl yapacaksınız? Gerçekleştirebilecek misiniz? Şimdi biz meslekte birlik olarak bir hedef belirledik. Meslekte birlik yönetimde 9 yönetim kurulunun 6 tanesini almak üzere yola çıkmıştır. Evet. Biz bunu başarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü antidemokratik uygulamalara rağmen, her türlü tek taraflı bir bakış açısı ortaya konmasına rağmen biz hedefimizi belirliyoruz, belirledik ve ilerliyoruz. Bu anlamda bizim bir koalisyon veya konsorsiyum olması ile ilgili bir yapı oluşur oluşmaz, inanın o konulara hiç bakmıyoruz. Bizim hedefimiz İstanbul Odası yönetimidir. İstanbul Odası yönetiminde 6 tane yönetim kurulunu almaktır. Bu anlamda da delegasyonu bu anlamda bu şekilde şekillendirmek ve üst birliğimiz olan TÜRMOR'da yönetiminde Ekim ayında yapılacak olan genel kurulda da meslekle birlik anlayışını TÜRMOR'da da taşımak. Hedefimiz budur. Biz bunu başarmak için uğraşıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Meslektaşlarımızın önüne her türlü alternatiflerimizi koyacağız. Projelerimizi anlatacağız. Ve herkes seçime davet edeceğiz. Gelsin meslektaşlarımız. Sandık da oy kullansın. Bundan imtina etmez. Katılım oranımız çok düşük. Evet. 100 bin üyemiz var Türkiye genelinde. Hepsi üniversite mezunu. Bu kadar birikimli ve liyakatlı meslektaşlarımızın olduğu